Evet, dijital eşitsizlik aslında sıkça tartışmamız gereken alanlardan birisi olacak önümüzdeki dönem Türkiye'de. Nitekim hem hükümetin politikalarına baktığımızda hem de Türkiye'deki özel sektörün ilerleyişine baktığımızda dijitalleşmenin çok sık konuşulan, çok sık gündeme gelen meselelerden birisi olduğunu görüyoruz. Ancak burada bizim dikkatimizi çeken önemli bir başka konu daha var. O da gündelik yaşamdaki konvansiyonel eşitsizliklerin dijital mecra söz konusu olduğunda oraya aktarıldığını ama daha da katmerli hale geldiğini görüyoruz. Bu anlamda yaşlı kuşakların aslında dijital mecralarda kendilerine yer bulmak istediğinde hem o kaynaklara, dijital kaynaklara ulaşmada hem de dijital kaynakları kullanmada bir takım sorunlar yaşadığı da bilinmektedir. Ancak dijital eşitsizliğin önemli nedenlerinden birisi uşaklar arası dijital eşitsizliğin önemli nedenlerinden birisi tek başına yaş değildir. Yani yaşlılar yaşlarından dolayı dijital kaynakları kullanamama gibi bir durumla karşı karşıya değillerdir aslında. Bu dijital kaynakları kullanamama durumu sadece yaşa indirgenerek anlaşılacak bir mesele değildir. Bizim yaptığımız çalışmalarda özellikle alt sınıfların yani yoksulların dijital kaynaklara sahip olma ve onları kullanma noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu mesele yaşlanmaya veya yaşa bağlı kalınarak açıklanacak bir konu değil. Nitekim yine son yaptığımız e, TÜİK'in hane halkı e, bilişim teknolojileri araştırmasına baktığımızda, oraya ilişkin yaptığımız çözümlemelerde ortaya çıkan çok önemli bir takım bulgular var. O da bize şunu söylüyor. Sadece bir yaşlının bulunduğu haneler veya 2 yaşlının bulunduğu haneler dijital kaynaklara ulaşmayla ulaşmada ve dijital kaynakları kullanmada oldukça sorun yaşıyorlar. Ama benzer olarak genç haneler 5 ve daha fazla kişinin bulunduğu genç hanelerde de yine dijital kaynaklara ulaşma ve onu kullanma ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Hem gençleri, genç haneleri hem de yaşlı haneleri buluşturan önemli bir nokta bu. Dijital eşsizlik söz konusu olduğunda demek ki bunun yegane sebebi yaş değildir. Genç ya da yaşlı olmaları değildir insanların. Ama yoksul olmaları çok önemli bir belirleyicidir. Hem dijital kaynakları kullanmada hem de oraya ilişkin beceri geliştirmede, oraya orada ortaya çıkan yatkınlıklar söz konusu olduğunda belki de bizim bakmamız gereken önemli unsurlardan birisi gelir. Gelir dağılımı ve buna bağlı olarak oluşan yoksulluk, eğitim, eğitime ilişkin kaynakların dağılımı yine çalışmalarımızda belki de önemli etkenlerden birisi olarak analizlere dahil etmemiz gereken unsurlar olacaktır.